Bendi ve vibratoyu rahat yapabiliyorsak şimdi sıra bentli vibratoda. Bizim bilgimiz neydi? Notamız yeterli uzunluktaysa vibrasyon yapmak güzel tınlar. Mantık aynı. Ses bilmez ki benim bentle mi elde ettiler yoksa düz nota mı çaldılar. Ses yeterli uzunlukta mı? Evet, o zaman vibrasyon yapmak lazım. Sesimize bir dalgalanma vermek istiyoruz. Ama bu defa düz tele vibrato yapmıyoruz da bent yaptığımız notaya vibrato yapıyoruz. Dikkat edilecek noktalar şunlar. Öncelikle bent yaptığımız nota hedef notamıza tam olarak gelmiş olmalı. Şimdi teli aşağı doğru hafifçe bırakıyorum. Tekrar hedef notama geliyorum. Bırakıyorum, hedef notama dönüyorum. Yani biraz bırakıyorum. En dikkat etmemiz gereken nokta şu, her salınımda notaya tam olarak gitmemiz. Yani her salınımda hedef notamıza tam olarak dokunmamız lazım. Bırakacağız, döneceğiz. Bırakacağız, döneceğiz. Her seferinde hedef notaya dokunacağız. Bendimi yaptım, teli aşağı bırakıyorum. Sonra teli aynı yüksekliğe getirmem lazım. Eğer bunu bırakıp şuralarda bir yerde vibrato yaparsam, bu durumda başka bir sese vibrasyon yapmış olurum. Her seferinde tam hedefe gelmesi lazım. Gibi bir şey olur. Bak. Hedef notam bu. Böyle olmalı. Yoksa başka çok ilgisiz bir seste vibrato yapmış olurum. Sonuç olarak bende vibrato yaparken sesleri doğru duymanız çok çok önemli. Önce bendenizi tam doğru notaya yapacaksınız. Vibratoya başladığınızda da her salınımda o tam doğru sesi duyurmalısınız.